Nasılsınız efendim? Herkese mutlu bir perşembe dilerim. Nasılsınız inşallah maşallah? Durun şu koltuğu biraz yükseltelim de. İyi misiniz inşallah maşallah dostlarım? Hadi şu kapıyı da kapatalım, tablamızı içeri alalım. Malum söyleşeceğiz. Söyleşeceğiz, dışarıdan vınıltı mınıltı, yol sesleri gelmesin sabah sabah. Nasıl gidiyor dostlarım? Ettik perşembe. Pek bir muvaffakız canım, pazartesinin sırtını dize getirdik. Salının sırtını dize getirdik. Çarşambanın sırtını zemine gömdük. Oldu perşembe. Ay ne güzel, ay ne kadar güzel değil mi? 3 gün zehir gibi çalışma işini hep birlikte başardık. Ay ne güzel değil mi? Hadi gelin şu çalışma hayatıyla ilgili benim evrensel bakışımı bir sergileyelim. Birlikte size bir sunayım. Bakalım ne düşüneceksiniz? Michael Jackson'ız. Önce gelin şu işkoliklere bir değinelim dostlar. İşkoliklik. En sevmediğim meziyetlerden biri. En sevmediğim meziyetlerden biri. Yani hayat gailesi, ortaya bir ürün koyma, iş güç peşinde koşturma, kendini aşma, daha büyük hedeflere ulaşma, daha çok insana satış yapma, daha büyük projelere imza atma, böyle böyle ailene, kendine, hatta kendi ruhuna sıfır zaman ayırarak bir ömrü tüketen öyle çok insan var ki kardeşim. Ben onlardan olmayı reddediyorum. Aynen. İşkolikmiş. Ha işkolikmiş. Pek bir şeyimdeydi lan işkoliklik. O zaman bu leş kokulu Adıyaman'ı mı? Bu sefer bir orta karar kalitesinden aldım. Leş kokulu Adıyaman'ı mı? Bütün işkoliklere içiyorum kardeşim. Ama şöyle diyeyim. Şuursuz işkoliklere içiyorum. Yani... Öyle değil mi? Öyle değil mi dostlar? Neymiş? İşkolikmiş. Ama adamı karşına alıp bir otursan, he desen, sen şimdi varoluş hakkında ne biliyorsun desen, sen burada yaşıyorsun, ölünce ne olacaksın, nereden geldin, nereye gidiyorsun desen, böyle bir de sana fazlalık bir şeyden bahsediyormuşsun gibi yabancı bakışlarla bakar, ondan sonra konuyu değiştirmeye kalkar. Bunlar özellikle maneviyata da hiç sızmazlar. Aynen bak. Böyle bu tarz işkolikler, pardon bir telefonum geldi, kızım arıyor galiba. Pardon, kızım aramıyormuş, açmak istemediğim bir başka insan arıyordu, o yüzden açmadım. Kusura bakmayın, yayınıma ara verdim. Yani bu işkolikler ne biçim şey, bir dakika ya, dikkatimi dağıttı bu arayan kişi ya, valla. Şimdi küfretmek de istemiyorum ama mecburen sesi kısacağız. Şöyle monitörün dibini alalım da kız ararsa görelim. Onu diyordum. Ama sorarsan dediğim gibi ne Allah'tan ne Yaratan'dan haberi vardır, ne bu koskoca alemlerin nasıl yönetildiğinden haberi vardır, hiçbir şeyden haberi yoktur. Bu tarz işkolikler, yani şuursuz ve imansız işkolikleri sevmiyorum kardeşim. Onlar benim şeyimden aşağı Kasımpaşa'ya demek istiyorum. Gerçekten. Yani düşünsene, hadi bak bir miktar bunlarda entelektüellik olabilir. Hani sanata falan böyle. Çünkü düzeyli yaklaşmayı severler. Hani belli bir titrin üstünde olmayan sanat kollarıyla ilgilenmezler. Veya belli bir yere gelmiş, popülaritesi toplum tarafından tescillenmiş sanatçılar dışında daha altlarda gezinen, daha doğalçılama ve doğal sanatçılarla bunlar ilgilenmezler. Çünkü kendilerine yakıştıramazlar. Çünkü bunlar düzeylere göre düşünen insanlardır. Düzeylere göre hayatını icra eden insanlardır. Bu anlamda tekrar söylüyorum, bütün şuursuz işkoliklerin tenekesine buradan omuriliğimciğime, beyinciğine koyuyorum kardeşim. Hatta bademciklerine kadar da yetişebilirim yani. Hay bakalım, herkese güzel kahveler. Ve de nasıl sert olmuş, tam delikanlı işi. Şimdi şöyle bir şey hayal edin sevgili izleyenlerim, dostlarım. Bu çalış, 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 geç, gör götüm yolları git gel, saatlerini ver, bazen gecele fazla mesai yap. Ama
Yani alacağın daha iyi bir evden veya daha iyi arabadan veya lüks eşyalardan başka ne katıyorsun dünyana, hayatına? Bunu düşünüyor musun? Bunu düşünmeden habire elde ediyorsun, elde ediyorsun. Ondan sonra geliyorsun 70 yaşına, sağlığın bir anda bozuluyor. Ondan sonra böyle yerine yerine bir tane televizyon koltuğunda oturuyorsun. E tamam, torunun, çoluğun, çocuğun var. Onlar bir yandan sana yardım ediyor, bakıyorlar. Hatta gerekirse bakıcı ayarlıyorlar, şeyin meyneğin kalkmıyorsa. Ondan sonra böyle seni ziyarete gelenlere nasıl mal mülk edinmişsin, nasıl sıfırdan yükselmişsin de koca bir fabrika kurmuşsun, bunları anlatıyorsun. Büyük başarılarını anlatıyorsun. Tamam, bunları ben de takdir ediyorum. Bunlar gerçekten insan iradesini sergilediği dik duruş ve girişimciliğin kanıtlarıdır. Bunlar iradenin göstergeleridir ama yani şu hayatta şöyle bir baktığınızda mal mülk edinmekten ve çalışma ve iş hayatından başka insanlara anlatacak hiçbir şeyin olmaması nasıl bir şuursuzluktur kardeşim ya? Yine bu şuursuz işkolikler şöyledir. Eliyle tuttuğuna, gözüyle gördüğüne, arkadan çaktığına inanır. Yani biraz da sıcak bastı. Yani hani bunlara dünya teknolojisi veya medyada ve basın yoluyla bize gösterilenler dışındaki hiçbir realiteden bahsedemezsin. Bunları zaman kaybı ve hayalperestlik olarak değerlendirir bu aynen. Mesela dünyada her ay bilmem kaç bin kişi artık tescilli UFO videosu ve fotoğrafı çekiyor. Bunları bile göstersen bunlar konuyu değiştirir. Bunlar böyle toz toprak olur, böyle sıvışır kaçarlar bunlar. Çünkü bunlar bilinç alanını, dünya atmosferini ve dünya kabullerinin dışına taşıracak farkındalıklara bünyece dayanamazlar. Ben işte bu işkoliklere o anlamda çok uyuzum. Bilhassa şuursuz ve imansız olanlarına. Bunlar benim seçimim, ben de size bunu anlatıyorum. Bence siz de uyuz olun kardeşim. Ya da bunlar ne yaparlar? Yani tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. Biz şimdi bu konuşmayı yaptık, videonun altına binlerce kişiden özür mahiyetinde bir ton tanımlama yapmayalım yani. Sonuçta burada ortaya sallama konuşuyoruz. İster sallama de, ister dallama de kardeşim. Ben kendime kadar da mı tam konuşan bir insanım? Yani, ya da işte bunlar da tabii ki normal farkındalığı yüksek insanlar gibi aslında düşünebilen insanlardır. Bunlar yani sadece konuşan ve iş yapan, mal mülk ortaya koyan değil tabii ki. Bunlar da konuşabiliyor, düşünebiliyor. Yani ama yüzeysel yani stratosfer altı katmanlarda kalan bir ruh titreşimleri olduğundan hani eğlenceye gittiklerinde oradaki fotoğrafları çok paylaşırlar. Altına çok anlamlı bir şey yazmazlar. Sadece eğlendiğini, yaşadığını, yiyip içtiğini yakın çevresine göstermenin peşindedirler. Bir de hani mekanda, o fotoğraflarda, söz konusu mekanda hani fotoğraf çektirecek kadar da bir yerlere gelmiş ki belli bir parası var ki oraya gitmiş hesabı bir mizansende yaratma peşindedirler. Ama bakarsınız böyle işkoliklikle kendini ifade etmeyen, yani aynesi iştir kişinin diye çomaklamayan, bokunu çomaklayacak şekilde düşünmeyen birçok insanımız ne yapıyor? Düşünceli paylaşımlarda bulunuyor. İlle mal mülkten bahsetmiyor. Sadece dünya teknolojilerinden veya yeni çıkan araba veya yeni çıkan telefon, televizyon modellerinden bahsetmiyor. Gerçekten felsefik, hatta inançla ilgili konuları paylaşabiliyor. Ya da yeni yakalanan ve resmi şekilde ortaya çıkmış UFO belgelerine bir kulak veriyor. Ekin çemberlerini inceliyor kardeşim. Yani hatta Kur'an-ı Kerim'in çok derin ayetlerini paylaşıp onların anlamlarından bilimsel sonuçlara kadar gidebiliyor. Böyle insanlar gelsinler başımın üstüne otursunlar. Gün boyu da kalkmasınlar. Biraz camı açalım. Şimdi bu kısa sohbetimde sizlere bugün günlük sohbet olarak işkolik olmamanız adına telkinlerde bulunmaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Fazla uzun tutmayacağım. Baktım iki gündür günlük sohbetler her gün 25-30 dakikaya varmaya başladı. Bu hani fazla naz aşık usandırır gibi bilmiyorum yani. Yemeği fazla bol kepçe tuttum mu masaya oturanları kısa sürede en sevdikleri yemekten bile bıktırabilirsin diye düşünüyorum. Bu yüzden ben de artık yemeklerimi, ana yemeğimi
baba yemeğimi ve baba Honda'yı biraz kısa tutmaya karar verdim. İşte bir sigara daha saralım, biraz daha söyleşelim. Ondan sonra herkes kendi yoluna, hadi bakalım der, ayrılırız dostlarım. İşkolikler, işkolikler, işkolikler. Düşünsene, aynen abi, gelmişsin 70 yaşına, anlatabileceğin hiçbir gizemli bir şey yok. Ha ya, şu kızın peşinde ben de genç delikanlıyken nasıl koştum. Ah ah, uçan kuşu affetmezdim, dişi sinek tanımazdım, hepsine çakardım hesabı, böyle anlatır durursun. Oradan geçersin, kaç tane araba modeli eskittin, kaç tane araba aldın. Bir evi nasıl satıp da ona ne kadar 1000 lira ekleyip de yeni bir ev aldın. Karına kızına nasıl ev aldın. Onların hayatına nasıl katkıda bulundun, bunları anlatıp ortada hiçbir yaratıcı veya herhangi bir gizem içeren bir hatıra ve bir anı olmadan bu dünyadan, affedersin, bok yoluna gider gibi de gitti. Bu mu istediğiniz lan? Bu mu? Ya ne olacak kardeşim? Arkanda öyle bir iz bıraktın diyelim, bazı insanları mutlu ettin, onların da senin gibi materyalist bir şekilde yaşamasına kapı açtın ve telkinlerini bile ailene o şekilde verdin. E ne yaptın? Senin aracılığına ortaya başka bir vampir ailesinin ve vampir bireylerin gelmesine, çıkmasına sebep oldun. E ne oldu? Çok mu güzel bir başarı böyle bir hayat yani? Bu özet güzel bir özet mi kardeşim? Ben diyorum ki sevgili dostlarım, böyle olmayın. Yani böyle olmayın. Gerçekten yani sadece üretelim, yatalım, erken kalkalım, geç yatalım, mesai yapalım. Böyle düşünenlerdenseniz kardeşim benim masama da oturmayın. Gönlümün kenarından bile, şurasından bile geçmeyin kardeşim. Çünkü üzerim. Böyle adamları üzerim. Çünkü benim maneviyatsızlıkla uğraşacak artık bir takatim ve vaktim kalmadı. Bunu o zaman bütün bu tekrar işkoliklere içiyoruz. Şuursuz işkoliklere. Hani sanmayın ki ben iş hayatı iyi olan, başarılara imza atan, her yıl ayrı bir plaket alıp arkadaki raflarına dizen insanları desteklemiyorum. Sanmayın. Benim ne dostlarım var ya. Dünya çapında dostlarım var kardeşim. Hem çok başarılı hem kaçık. Tamam mı? Ben hem başarılı hem kaçık insanları seviyorum. Çünkü onların maneviyatları da o kadar geniş ki. Yani hem başarılı hem üretken, hem bir metropol yaşayanı, hem de sonsuz inanç sahibi ve farkındalığı inanılmaz yüksek dostlarım var. Ben öyle insanlara takılmayı, onlarla enseye parmak, göte parmak mı, gete tokat mı ne, o şekilde yaşamayı alışkanlık edinmişken, gel de şimdi düz, farkındalığı olmayan, şuursuz bir işkolikle yakınlık kur. Öyle bir şey olmuyor artık bende. Onun için diyorum yani. Gerçekten benim öyle dostlarım da var. Adam hem işinde, gücünde, parasında, akışında, bereketinde, hem bakışında, hem çakışında, hem de maneviyatında ve farkındalığında yüksek. Esas bunlar ürünlü hayatlar. Çünkü bu insanlar ya gerçekten her gün UFO çekeni var. Astral uçuşlarla başka alemlere gidip gelmişi var ve bunlar iş insanları, iş kadını, iş adamı bunlar. Böyle insanlar var. Bunların herhalde dönüp baktığında çoluğuna, çocuğuna veya torunlarına anlatacağı şeyler diğer o şuursuz işkoliklerin çoluğuna, çocuğuna anlattığı materyalist hikayeler gibi, vampir hikayeleri gibi olmaz yani, değil mi? Yani bunlar yani sömürerek, kan emerek veya başkalarından çalıp da kendine edinerek, kurnazlıklar yaparak hayatını yükseltmiş insanlar değildir diye düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bu anlamda hepinizi bu güzel perşembe gününde selamlıyorum. Lütfen diyorum. Yani sadece görünene değil, görünmeyene de inanın diyorum. Bizlere Kur'an-ı Kerim aracılığıyla iletilmiş mesajların, ayetlerin, surelerin anlamlarını gerçekten inceleyin diyorum. İçe kapanın diyorum. Meditasyon yapın, tefekküre dalın diyorum ve sık sık aklınıza gelen düşünceleri not alın. Geçmişe bırakacağınız kendi özetleriniz olsun diyorum. Gerçekten yani sadece iş düşünerek emlak, araba, mal, mülk, plazma TV veya akıllı telefon düşünerek bu hayatınızı heba etmeyin diyorum. Başka da bir şey istemiyorum. İşte o zaman sizle aynı yerdeyiz, aynı hiçlik noktasında.
Biz anda aynı zevki, ışığı birbirimize çekip yaşatabiliriz diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar, öpücükler gıgıdan.